Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu televizyonumuza katılmış olduğu bir programda Aksaray ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Sayın Vekilim, geçtiğimiz günler içerisinde Sayın Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'la bir görüşmeniz oldu. Evet. Bu yamaç paraşütüyle alakalıydı. Şimdi o gelen sorulardan bir tanesi de Ihlara Vadisi projesi, yani yamaç paraşütü ve Ihlara, o taraftaki turizm bölgemiz. Turizm şu anda Aksaray'daki turizm durumu nedir efendim? Çalışmalar nasıl? Önce yamaç paraşütünden başlayalım. Yamaç paraşütü bize Aksaray'a Allah'ın bir lütfu oldu, bir hediye oldu. Karaören köyünden bir hemşerimiz İngiltere'de. O kendi gayretleriyle orada yamaç paraşütü öğreniyor önce. Yamaç paraşütü sporuna başlıyor. Daha sonra bu sporu yapan insanlarla tanışıyor. Daha sonra bu sporun kulüpleriyle, profesyonelleriyle tanışıyor. Ve bu iş Dünya Yamaç Paraşütçüleri Federasyonu'na kadar gidiyor. Ve daha sonra onları Türkiye'ye çağırıyor. Yaklaşık 6-7 senedir de Aksaray'ımızda amatör çapta yapılıyordu bu. İlk defa 2016-17 yıllarında bizim haberdar olduk. Buna valiliğimizin, belediyemizin, özel dairemizin desteğiyle bu paraşüt, yamaç paraşütü yapan dünyanın değişik ülkelerinden sporcuları ilimizde ağırladık, şehrimizde ve Helva Dere'nin üzerinde o Hasan Dağı'nın galiba 2600-2700 metre lik bir kısmında bir çok güzel bir pist yaptık oraya. Yamaç paraşütü pisti valiliğimiz yaptı. Teşekkür ediyoruz buradan geçmiş valilerimize, şu anki valimize. Belediyemiz destek verdi. Hem bir önceki belediye başkanımız, şu andaki Evren Dinçer başkanımız. Ve bu artık Aksaray'la özdeşleşir hale geldi. Neden? Özdeşleşmesini söyleyeyim. Aksaray coğrafya olarak Hasan Dağı'nın eteklerinde. Hasan Dağı volkanik dağ, biliyorsunuz. Patlamış bir yanardağ. Sönmüş bir yanardağ. Ve çevresinde termal sular var. Bu sular ve bu dağ bu atmosfere, havaya bir kalite veriyorlar. Bir buharlaşma, bir genleşme ve bir kaldırma kuvveti. Bu yamaç paraşütü bu havanın kaldırma gücüne göre yamaç paraşütü sporu yapılabilecek yerler tespit ediliyor. Bu bakımdan Aksaray o havanın kaldırma kalitesi ve nakletme kalitesi olarak dünyadaki 3 yerden birisiymiş. Yani yamaç paraşütüne en elverişli 3 yerden birisi Hasan Dağı'nın bizim Aksaray'a bakan çevresi, o vadi. Tabii bu müthiş bir şey. Türk Hava Kurumumuz ve Türk Hava Sporları Federasyonumuz bu sene Sayın Bakanımızla o konuyu görüştük. Gençlik Spor Bakanlığımız organizasyon olarak ve maddi katkı olarak da dahil oldu. Biz bunu zenginleştirdik. O hemşerimiz Abdullah Kahraman Bey'in gayretleriyle ilimizde yine şehrimizin eski siyasetçilerden, eski dava adamlarından Rasim Gül ağabeyimizin gayretiyle bir Hava Sporları Derneği kurduk. Aksaray Hava Sporları Derneği. Ve şu bu sene için Asya ülkeleri şampiyonası yapılacak. Önümüzdeki sene için dünya şampiyonası Aksaray'da olacak 2021'de. Bu mükemmel bir şey Aksaray'ımız açısından. Sayın Bakanımızdan da Gençlik Spor Bakanlığı bunun için maddi destek vesaire onu biz varız dedi bütün her şeyle. Bu tabii bu yamaç paraşütünü Hasan Dağı'nda yaptığımız bölgenin hemen üst kısmını da kış sporları merkezi olarak planımızı, projemizi hazırladık. O konuda belirli bir mesafe aldık.
Yani bazı özel sektörden de oraya talepler var biz yapabiliriz diye. O çerçevede Hasan Dağı'nın orasını Ihlara'yla birleştirme Helvadere üzerinden ve Nevşehir yolundan döndüğümüzde Camiloran, Gülağaç ilçemiz, Güzelyurt ilçemiz, Ihlara vadimiz, oradaki Selime, Belisırma vesaire bütün beldelerimiz ve Ihlara üzerinden Hasan Dağı. Hasan Dağı'ndan da Akçakent üzerinden Adana yolu. Böyle bir aks, bir turizm aksı gibi düşünüyorum ben bunu. Ve bu Sayın Bakanımızla, Turizm Bakanımızla falan bu işlerin istişaresini yaptık. Onlar da çok heyecanlandı. Tabii bunu bir de dünya turizm destinasyon haritasına, turistik hedefler haritasına da yerleştireceğiz bunu. Oradaki yolun büyük bir kısmını Özel Daramız tarafından yaptık. Yani Nevşehir yolundan saptığımızda Güzelyurt'a kadar bir turizm yolu gibi bir 6 kilometrelik kısmı kaldı. Orası sıcak asfalt attık. Çok güzel bir yol oldu hemşerilerimiz bilirler. Onu tamamlayacağız inşallah. Akabinde Ihlara Vadimiz, Ihlara bizim açımızdan Nevşehir bölgesinin, o Kapadokya dediğimiz o tarihi adıyla bölgenin giriş kapısı. Hatta bölgenin belki de en enteresan, ilginç özellikleri haiz yeraltı şehri Saratlı kasabamızda. Orası Kapadokya turizminin giriş kapısı, başlangıcı gibi olacak. Bu sene Kültür ve Turizm Bakanımızı davet ettik. Geldiler oraya. Hatta ulusal basın temsilcileriyle geldiler. Büyük gazetelerin temsilcileriyle, başyazarlarıyla geldiler. Orada vadiyi gezdiler. Yerinde gördüler. İnşallah 2020 yılı içerisinde orada teleferik veya asansör. Biz teleferik diyoruz. Asansör ihtimali de belirdi ama işin tekniğini bilen insanlar asansörün vadide uygun olmayacağını düşünüyorlar. Teleferik daha ağır basıyor. Bakanlığımız yapacak veya yaptıracak. Bunu özel sektörden bir talipli var. Ona da yaptırabiliriz. Bakanlığımız da yapacak ama şehrimiz açısından önemli olan Ihlara Vadisi'ne vardığımızda orada bir karşılama merkezi yapılacak. Karşılama merkezinin yanında cam bir seyir terası yapılacak vadi için. Ve vadiye iniş teleferikle olacak. 10 kişilik, 15 kişilik büyük londolarla iniş çıkış yapılabilecek. Vadinin yıllık ziyaretçi kapasitesi 600 bin, 700 bin o civarlarda gidip geliyor. Yani biz bu yol güzergahını tamamlayıp bunu ulusal turizm ağına kattığımızda oradaki bütün diğer yani uluslararası turist firmalarını falan da oraya yönlendirdiğimizde Nevşehir'e gelen, o Nevşehir bölgesine gelen bütün turistik firmalar, otobüsler bu tarafa da yönlenecek. Sayının birkaç milyona çıkabileceğini düşünüyoruz. Peki efendim, şimdi eğitim araştırmamızın en büyük problemlerinden bir tanesi şu anda sanırım ki siz de yakından takip ediyorsunuz. Hı hı. Doktor problemi. Yani vatandaşlar istediği branşa ulaşamıyorlar. Belli branşlarımız hastanede durmuyor. Yani eskiden siz daha iyi bilirsiniz bu konuyu da devlet kadrosuna girip devlet memuru olmak çok büyük bir lükstü. Ama şimdi devlet kadrosundan çıkmak için bir çaba harcanıyor. Özellikle bu Aksaray için geçerli. Hani bu memurların zorunlu istihdamı şu bu falan filan bunlar sanırsam doktorlar için geçerli değil. Aksaray'da en büyük sorunumuz şu anda uzman kadro eksikliğimiz. Ve vatandaşımızın sıra alamama, yani bir uzmana muayene olamama gibi bir problemleri var. Bunlarla ilgili bir çalışma var mı? Sıra alamama konusundan başlayayım. Onu kabul edemem ben. Yani onu halletmemiz lazım bu şekilde. Orada vatandaşlarımız %100 haklı. Yani o sırada bir mesafe, bir çözüm bulmamız lazım ona. Yani bir şekilde. Yalnız şunu da vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. Hastanemizde şu anda hastane hizmetlerinde bir aksama yok. Hatta orada bir memnuniyet söz konusu. Hastane hizmetlerinde, yani yataklık tedavi kısmında. Ancak polikliniklerde ve acilde problem yaşıyoruz. O da şöyle bir şey. Hem bizim devletimizin imkanları kullanma usulü, uslubu veya uygulayıcıların hataları
hem de vatandaşımızın alışkanlıkları orada rol oynuyor sanki. Biliyorsunuz aile hekimlikleri var. Sen poliklinikleri var. Aksaray'da aile hekimlikleri hemen hemen hiç çalışmıyor. Sadece ilaç yazdırma için kullanılıyor. Semt polikliniklerinden de en çok çalışan semt polikliniği bu eski hastanenin arkasındaki o caddedeki poliklinik, merkezdeki poliklinik. Diğerleri pek çok fazla çalışmıyor. TOKİ'deki biraz. Dolayısıyla hepsi hastaneye yayılıyor. Evet. Hastaneden bana ifade edilen günlük poliklinik ve acil müracaat toplam sayı 7000 civarında. Bu müthiş bir şey, devasa bir şey. Aksaray ilçeleriyle, köyleriyle beraber düşünüldüğünde 420-430 bin nüfus. Günde bir de ayrıca şey de var, bazı köylerimizde sağlık ocağı var. Bütün ilçelerimizde devlet hastaneleri, hastanelerimiz var. Bazı büyük belediyelik yerlerimizde sağlık merkezlerimiz var. Yani icabında yataklı da yapılabilecek merkezler var. Ama buna rağmen buraya bir yığılma var. Bu tabii bu şöyle bir şey, hizmetin kalitesiyle de ilgili. Yani vatandaş oralarda her şeyi bulamıyorsa buraya geliyor veya bu bir de Aksaray'a görüneyim diyor. Sağlık çünkü insanımızın en çok hassas olduğu konu. Annesini doktora götürüyor, Aksaray'a götürüyorum diyor mesela. Böyle bir şey. O birbirimize verdiğimiz ihtimam, gösterdiğimiz özen. Ancak sıra bulamamayı gündemden çıkarmamız lazım. Onu kabul edemeyiz. Yani şimdi, orada ama bunları da hemşehrilerimizin bilmesi lazım. Aksaray'da servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Kaza Aksaray Aratol Mahallesi Hırkatol Köy girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan 45 yaşındaki lise idaresindeki 68 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen 23 yaşındaki Adem D yönetimindeki 68 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobil ve minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta ikiye bölünürken sağ ön tekeri de yerinden koptu. Servis minibüsü ise şarampole devrildi. Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tek şeritten trafiğe açıldı. Yaralılardan sürücüler ve 15 yaşındaki Kadir T, 25 yaşındaki İsmail A, 17 yaşındaki Ahmet Can D, 23 yaşındaki Ömer A, 28 yaşındaki Ömer K, 19 yaşındaki Resul T, 17 yaşındaki Hacı D ve 34 yaşındaki Şaban U olmak üzere 10 yaralı Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken 6 hafif yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk kazada yaralananları ziyarette bulundu. Sabah saat 8.30'da Aksaray Aratol Mahallesi Hırkatol Köy girişinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 16 kişi yaralanmıştı. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken işçi minibüsü ise şarampole devrilmişti. Kazada araç sürücüleriyle minibüsteki 11 işçi ve otomobildeki 3 kişi de yaralanmıştı. Aksaray'da 2019 yılında toplam 770.650 dekar arazi toplulaştırmaya açıldı. Aksaray ilinde 2019 yılında 4 adet projede toplam 1.274.660 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 770.650 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Mantı, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Valilik toplantı salonunda Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz'le Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Toplantıda yatırımlarını tamamlayarak üretime geçen fabrikaların tapu talepleriyle Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak isteyen firmaların sanayi parsel tahsis talepleri değerlendirildi. Aksaray Valisi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı toplantı salonunda yaptığı açıklamada 1298 hektar alana sahip Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 565 sanayi parseli bulunduğunu, bunlardan 474'ünün yatırımcılara tahsisinin gerçekleştirildiğini, üretime geçen fabrika sayısının ise 227 olduğunu bildirdi. İnşaatlarını tamamlayarak üretime geçmeye hazır fabrika sayısının 27 olduğunu kaydeden Vali Ali Mantı, 23 fabrika inşaatının ise devam ettiğini söyledi. Proje çalışmaları devam eden fabrika sayısının 160 olduğunu söyleyen Vali Ali Mantı, toplam istihdam sayısının 12.500'e ulaştığını kaydetti. Vali Ali Mantı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bölgenin ve yatırımcıların sorun ve ihtiyaçlarının değerlendirildiklerini, 2020 yılında da el birliğiyle organize sanayi bölgesinin ihtiyaçları için yeni yatırımlar yapmaya ve bölgenin eksikliklerinin giderilmesine gayret göstereceklerini söyledi. Tatar sokakta polisin dur ihtarına uymayan 68 plakalı bir otomobil polisten kaçarken karşı yönden gelen 68 plakalı bir otomobille çarpıştı. Tatar sokakta polisin dur ihtarına uymayan 68DE057 plakalı araç sahibi kaçmaya çalışırken karşı caddeden gelen 68AV846 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 68AV846 plakalı araç sürücüsü aracıyla önce refüjdeki aydınlatma direğine daha sonra da karşı yoldaki park halindeki 68DC126 plakalı araca soldan çarparak durabildi. Kaçan aracın çarptığı sürücü kazadan yara almadan kurtarılırken kaçan aracın sahibi araçla birlikte Ankara yolunda yakalandı. Güzel. Şeyden mi çağırdınız? Kasadan mı çağırdınız? Siz de fotoğrafçısınız. Normal geliyor araba. Hop vurdu şu. Önce ulaşmak istediğiniz. Seder abinin arabasına mı geçiyor? Şöyle yazalım. Arkadan gelemeliyim. Normal geçmiş işte. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına sabah kahvaltısı programı düzenledi. 8000 önünde sıkıntı var da Bülent'ten söylenebilir bu arada. Tabii çok değerli cemiyet başkanlarımız, basınımıza ve çalışanlara 10 Ocak Gazeteciler Günümüz, Çalışanlar Günümüz kutlu olsun. Gece gündüz demeden doğru haberi yazabilmek için, verebilmek için elinizde geleni yapıyorsunuz. Az önce de şahit olduk. İşte Aksaray'da elin bir trafik kazası oldu. Arkadaşların yarısı oraya gitti. Tabii ben bu başarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Gününüz kutlu olsun diyorum. Katıldığınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz tabii bu sene bina yaptık. Yani geçen sene 2019 yılında daha farklı bir şeyler yapabilmek isterdim ama şey olduğundan dolayı ufak bir hediyemiz var. Nacizane kabul ederseniz çok teşekkür ederim. Afiyet olsun diyorum. Peki başkanım, ildeki bütün gazeteciler filesiz burada. Bunun neye borçlusunuz? Bunu sizin güzelliğinize borçluyuz. Evet, ciddi. Hakikaten herkes burada. Yani. Seviyorsunuz. Allah razı olsun. Bak diğer programlara herkes katılıyor. Ama şunu söyleyeyim, tabii bizim için hani sıkıntıda olduğumuz değil. Herhalde seçildiğimiz günden beri en eskilerimizden, tabii hepiniz eskisiniz de Ali abi
Diğer arkadaşlarımız da biliyor. Hiçbir günümüzü unutmadık abi. Yani ama amaç gönüller bir olsun. Hiçbir kimsenin kimseden bir beklentisi yok. Yaşa. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'tan sonra Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına öğle yemeği verdi. Büyüklerim, değerli arkadaşlar, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenmiş olduğumuz programa katılmanızdan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de sizin bu gününüzü kutluyorum. Hakikaten Aksaray'da basın ve gazetecilerle birlikte şehir dinamikleriyle çalışır ruhuyla hareket eden bir sivil toplum örgütünün başkanı Hamit Özkök olarak ben her zaman birlik ve beraberliğin önemine önem vermiş. Bu manada hep birlikte Aksaray için yüreğe çarpan insanlarla yürümeyi yol rehber edinmişim kendime. Zor şartlarda göre yaptığınızı hepimiz biliyoruz. Ben daha da yakından biliyorum. Ama zaten bir işin zor tarafı olmazsa bu işte zevki ve heyecanı ortaya çıkmaz. Ondan dolayı sizi önümüzdeki yıllarda da yapacağınız bu mesleğinizde ilerlemenizi öncelikle çocuklarınızın rızkını temin etmede, aile huzurunu sağlamada ve iş hayatınızdaki başarının devam etmesinde dileklerimle sizleri öncelikle kutluyorum. Ben Aksaray'da Hamit Özkök ve Aksaray Ticaret Borsası Başkanı olarak bugüne kadar Aksaray Ticaret Borsası bünyesinde yaptığımız yatırımları hakikaten saymak istemiyorum. 2013 yılından bugüne yaptığımız yatırım takriben 1 milyar TL civarında. Hakikaten çok büyük hatırı sayılır yatırımlar yaptık. İşte burada en önemlisi Tarım Ticaret Merkezi 160 tane dükkan ki şimdi şu anda 700 bin liraya satılıyor. En son sattığımız 700 bine satıldı. Yani sadece o yapıyor ama biz bununla yetinmeyip insanları doğduğu yerde doyurabilmenin ve hizmet verebilmenin şuuruyla Ortaköy ve Eskil'de de aynı Tarım Ticaret Merkezimizi oluşturduk. Dedik ki Aksaray borsa sadece borsacılık değil. Borsamız şehre nasıl katkı sağlar yönünde çalışmalarımızı başlattık. Aksaray'a bir tane ilk öğretim ilkokulu, bir tane de organize sanayi bölgemizde ara eleman yetiştirmede çok önemli olan meslek lisesi. Rıfat Sarıcıoğlu'nun destekleriyle Aksaray'ımıza kazandırdık. Eğitim olmazsa olmaz önceliklerimizden diyerek bu manada İşkur, KOSGEB, Valilik, Tarım İl Müdürlüğü ve bazı il müdürlüklerle birlikte 137 adet girişimcilik ve kariyer eğitimleri düzenleyerek birçok insanımıza iş yeri açmasına vesile olduk. Ve bu adamlar evlerine ekmek götürmeye başladılar. Bu bize ayrıyeten hem evinin geçimini sağlıyor hem Aksaray'a katma değer vergi üretiyor ve ülkemiz kazanıyor sonuçta arkadaşlar. Bununla da kalmayarak dedik ki Aksaray'da yaşamanın bir bedeli var. Biz borsacılığın yanı sıra borsada biz olsak da olmasak da bizim personelimiz Allah razı olsun borsacılığı zaten en iyisi yapıyor. Ne yapalım? Aksaray'da Türkiye'de farkındalık yaratan bir borsa olalım diyerek 5 yıldızlı borsa olduk. Şu andaki hedefimiz A plus borsa. Türkiye'de hiç yok. Sadece bize inşallah bu dönem A plus borsa olarak bizi görevlendirecekler. Ve ayrıyeten top nezdinde konsey başkan yardımcılığı, gümrük işletmelerinde yönetim kurulu başkanlığı, Aksaray en önemli gurur duydum. Aksaray Ticaret Borsası'nın başkanlığıyla birlikte Ankara'daki bürokratlarımıza ulaşmanın Aksaray adına gerekli çalışmanın başlatılmasında önemli yer istihdat eden birimler, bakanlıkları birebir takip ederek oda, borsa ve STK'larla birlikte güç birliği yaparak hakikaten önemli hizmetlerin gelmesine yardımcı olmak için büyük girişimlerimiz oldu. Aksaraylı Ankara'da yaşayan 366 tane bürokratımızı birebir ulaşarak başta ayda hediyeleşmek, ondan sonra Ramazan bayramında Ramazan'da birbirimize hasbihal etmek ve iftar programlarıyla bir araya gelerek Aksaray'a ne yapılabilir, ne katkı sağlanabilir bunun çalışmalarını başardık.
Açıkçası bu da çok önemliydi. Bir çok bilmediğimiz makamda Aksaraylı hemşehrilerimizin olduğunu öğrendik ki buradan gitmeden işlerimizin hallolmasına vesile olundu. Bu da çok önemli bir projeydi. Yine Aksaray Ticaret Borsamız tabii Aksaray'da olmazsa olmaz sektörümüz tarım ve hayvancılığın gelişebilmesi, Aksaray'ımızın sürdürülebilir sektörler arasında yer alabilmesi için tarım ve hayvancılığa önümüzdeki günlerde bir tane örnek tesisimizi yaptık. İnşallah belediyemizden ruhsatımızı aldık. Sezonun başlamasıyla birlikte Aksaray'a Türkiye'nin et ihtiyacının %10'unu karşılayacak organize hayvancılık değil adı biz besicilik tesisi alanı olarak borsa bünyesinde yaptık ama yani Türkiye'de bunu bizden gelip örneklerini aldılar. Urfa, Diyarbakır gibi iller organize hayvancılık adı altında yapıyorlar ki onlar tamamen devletten parasını, biz devletten bir kuruş para almadan destek, tarımsal destekler biliyorsunuz daha çok ama tarımsal destek de almadan bu tesisi takriben 350-400 milyon liralık bir tesis. Bu tesisi Allah nasip ederse önümüzdeki, size söyleyeyim benim hiçbir projemiz Allah'ın izniyle bir yılda hiç olmadı yani. Hep 11 ayda projemizi bitirdik. Bu projeyi de 9. ayda Aksaraylı tarım ve hayvancılıkta faaliyet gösteren hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdi bazıları soruyor. Bana diyor ki, ya diyor bu tarım ve hayvancılık çok mu önemli diyor. Sen diyor bu kadar tarım ve hayvancılık. Arkadaşlar sizin size bunu ısrarla söylemek istiyorum. İçimizde tecrübeli arkadaşlarımız var ama genç arkadaşlarımız da var. Yeni gördüğüm arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Aksaray bir tarım şehri. Aksaray'da insan apartmanda oturuyor, Toki'de oturuyor, Fatih'te oturuyor, meydanda oturuyor. Ama onun bir yakını dolaylı ya da en direkt ya da dolaylı olarak tarım ve hayvancılıkta iştigal edilmekte. Yani Aksaray'ın bizim bu bölgenin makus talihi tarım ve hayvancılık. Ondan dolayı bizim geçimimizi sağladığımız tarım ve hayvancılığın sürdürülebilmesi lazım. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir mi? Olabilir. O bürokrat olabilir, siyasetçisi olabilir. Bilmiyorsa biz anlatmakla mükellefiz. Aksaray'da sanayi olması gerekiyor, olması gerekiyor. Turizm olması gerekiyor, kesinlikle olması gerekiyor. Tarıma dair sanayi olması gerekiyor, kesinlikle olması gerekiyor. Fakat arkadaşlar tarım ve hayvancılık ana sektör Aksaray'da. Ana sektör olmadıktan sonra tarıma dayalı, organize sanayi bize tarıma dayalı sanayi gelişmekte. Bu sanayi tarım ve hayvancılık olmazsa ilerleyemez. Şu an itibariyle 256'ya yakın organizemizde farkımızın bacaz tutuyor. Gittiğimizde %80'ine yakını tarıma dayalı sanayi olarak gelişmekte. Biz de diyoruz ki Aksaray'da insanların siz basınsınız. Ben yani tahmin ediyorum birçoğunuzun kardeşi, abisi, eniştesi tarımla işgal ediyordur ve tarımdan seçiliyor. Yani velhasıl önümüzdeki bugüne kadar savaşlar petrol ve madenler işte yeraltı kaynaklarıyla oldu. Suyla olacak. Bundan sonra gıdayı yöneten dünyayı yönetecek arkadaşlar. Ondan dolayı bu coğrafyanın kaderi İç Anadolu tarımın ilk başladığı bu topraklar tarımı en iyi şekilde yapacak ve dünyaya gıda sunacak. Biz zaten hakikaten dünya ortalamasını bozduk. Şaşırtıyoruz. Hakikaten ezberleri bozan bir üretim yapıyoruz. İşte samimiyetle söylüyorum. Dünyada ortalama pancarda 6 ton biz 9-10 ton pancar alıyoruz. Buğday üretimi dünya standartlarında 450-600 kilo biz 1 tona yakın buğday üretiyoruz. Süt üretimi dünya ortalaması 22 ile 26 litre arasında biz 30 litre süt alıyoruz. Et üretimi ona keza. Yani bu başarının arkasında kalif iş gücümüz, genç iş gücümüz ortaya çıkıyor ve insanlar en önemlisi burada nedir biliyorsun? Tarım hayvancılıktaki en önemli mesele insanları evinde istihdam edebiliyorsun. Ben bir borsa başkanıyım. Bana akşama kadar en az 10 kişi iş için geliyor. Senin burada iş bana buraya işe yerleştir. Ya olmazsa başka yere yerleştir diyor. Fakat en önemli insanları doğduğu yerde doyurabilmek adına yapılan projelerin en doğrusu tarım ve hayvancılığa verilen destek ve çalışmalardır. Para desteği hiçbir zaman kimseden biz parayı desteği istemiyoruz ama tarım ve hayvancılıkta iştigal eden insanlara saygı duyulması ve onlara onur edilmesi sadece yeterli olacak. Teşvik edilmesi, motive edilmesi. Bu insanları destekleyerek çok güzel üretimler Aksaray iline vergi katma değer boyutunda bunun yanı sıra da ülkemizin kalkınmasında çok önemli olacak diye düşünüyorum. Aksaray'ın olmazsa olmaz sektörü tarım ve hayvancılıkta siz basının biraz daha titiz çalışmaları ve bunu başta siyasetçilerimize, bürokratlarımıza, STK'larımıza herkese anlatılmasını istiyorum. Açıkçası olmazsa olmaz. Mesela Aksaray'da bizim verdiğimiz mücadele biliyorsunuz.
tarım sektör paydaşlarımızla birlikte dış havzalardan su getirme projesi için çok mücadele ettik. Biz zor şartlarda iyi üretiyoruz ama zor şartlarda üretiyoruz. Zorları kolaylaştırabilmek için açıkçası siyasilerimizin iteklemesi, omuz vermesi gerekiyor. Ben buradan teşekkür ediyorum. Bize Aksaray'a yapılan hizmette destek verenlere teşekkür ederiz. Vermeyenlere de kusura bakmasınlar da onlar da Allah yardımcılar olsun diyorum ben. Aksaray için herkesin yüzlerini çarpması lazım. Kesinlikle biz bundan sonra hizmet edene öveceğiz. Hizmet etmeyene de açıkçası övmeyeceğiz. Bugüne kadar düğmemiz hep koptu arkadaşlar. Saygımız sonsuz. Yine saygımızı göstereceğiz. Fakat herkesten hizmet bekliyoruz. Basından, bürokrattan, siyasetçiden, vatandaştan, STK'dan herkes kendi işini kapsın, onu iyi süpürsün. Ben bu vesileyle hakikaten siz çok önemlisiniz. Siz baştan başlatırsanız bu daha iyi olacak. Basın olarak herkes kapsın, onu süpürürse vatandaş, bürokrat, memur hepsi süpürmesini istiyoruz açıkçası. Bunlar çok önemli. Yine Aksaray Ticaret Borsası olarak 5 tane iştirakimiz var. Eşmekaya ve Aratol'da TMO'nun üstlendiği görevi Aksaray Ticaret Borsası olarak biz bünyemize katarak takriben 10 milyona yakın yatırım yaptık. Burada üreticilerimizin ürettiği ürünlerin değerlenmesi ve pazar bulması, dünyaya açılmasına vesile olduk. Bunlar çok önemliydi. Yine Aksaray'ımızda yine Mezba Laboratuvar AŞ olarak bir şirket kurduk. Bugün gururla söylüyorum, Aksaray'ın vergi rekortmeni ilk 10 sıradayız. 100 kişilik bir vergi rekortmeni listesi olmuş. Bizi Sayın Vergi Dairesi'ne aradılar. Tebrik ederiz. İlk ondasınız. Açıklamamızda mahsur var mı? Biz de yok dedik. Arkadaşlar bu başarının bedelidir. Aksaray'da çalışma ve başarı işte vergi ödeyerek, insanlara iş temin ederek ve iş gücünü ortaya çıkararak, sektöre proje hazırlayarak. Bunlar hepsi önemli görevler. Bu manada Aksaray Ticaret Borsası Türkiye'de ilk 7 borsanın içine girmiş. İnşallah önümüzdeki süreçte 5 borsaya gireceğiz. Ve aynı zamanda bir aya yakında Rıfat Selçukluoğlu Aksaray'ımıza gelerek yaptığımız bu projelerin sadece bura hariç hiçbir açılışını yapmadık. Takriben işte 600-700 milyon lira yakın bir yatırım gerçekleştirildi. Hiçbir açılışını yapmadık. Yani günübirlik ben iki pirket üstüne koyarak bir açılışı, bir çukur deşerek açılış yapmadım. Bugüne kadar bundan sonra da yapmam. Ama toplamda işte 1 milyara yakın bir yatırımın açılışını Allah nasip ederse, hatta böyle şöyle bir salonda hepsini birlikte toptan açacağız. Bizim boşa harcayacak vaktimiz yok. Herkes bir çalışıyorsa biz 11 çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Aksaray tabii gelişmekte olan bir il. Bazıları da diyor ki yeni ilçelikten kurtulduk, normal seviyelerimize göre diyorlar. O tespit de belki öyledir ama ben diyorum ki biz yıllar önce Ali Genç'in bir çalışması var işte ilçe illimiz elden gitmiş. Ona münhasen o hırsla yaptığımız başarı Aksaraylı'nın deli cesaretiyle ortaya çıktığı bir başarıdır. Hakikaten Aksaraylı'da girişimci ruhu ve cesaretini ortaya koyan çok yürekli insanlar var. Organize sanayi geliştiyse o yürekli insanların sayesinde. Tarımdaki bu potansiyel geliştiyse bu cesur ve girişimci köylülerin sayesinde gelişti. Burada katkı sağlayan il müdürlerime, başta Sayın Valimize, ilin gelişmesine yüreğe çapan tüm Aksaraylı hemşerilerimize, siyasetçilerimize ve siz basına doğruyu doğru yerde, yanlışı yanlış diyerek uyarmanızda yaptığınız faaliyetlerden dolayı herkese çok teşekkür ederim. Aksaray'ımızın yolu bahtı açık. İnşallah bölgesinde lider il olmaya giden bu Aksaray'ı kimse küçük görmesin. İnşallah büyüyecek. Biz daha ilçe falan attık, o şeyleri attık. Allah'ın izniyle başladığımızda ilidi. Kaç yılda Ali abi? 1920. 1920'de vilayet olan bu il o günden beri vilayettir. O ara boşluğu falan biz hiç şey saymıyoruz. İnşallah bundan sonra da bölgesinde hak ettiği yeri alacak, iyi yatırımlarla, yetişmiş kalifiye insanlarla, eğitimdeki işte bahçesel bir toplantı yaptık, 56. sıradayız. Bu bizim için hakikaten bir üzücü mesele. Bunu daha da iyiye götürebilmek için hep birlikte gayretli bir çalışmayla inşallah iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ben bu vesileyle tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyor. Sizin, ailenizin bu yıl içerisinde ve bu yıllardan sonra yaşantılarınızın
çok huzurlu, kolay, bereketli geçmesini diliyor. Saygılar sunuyorum hepinize. Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirdi. Operasyon Hacı Hasanlı mahallesinde bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir iş yerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeleri satıldığı bilgisine ulaştı. İş yerini takip alan KOM ekipleri bir süre teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgular ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İş yerine gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi 37 yaşındaki M.A.'ya gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8.000 lira para cezasına çarptırıldı. Biz de Kanal 68 ekibi olarak iletişim bilimleri alanında dirsek çürüten, bu alanın hem mekteplisi hem de alaylısı olan herkesin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyoruz. Bültenimizi sonlandırmadan önce kısa bir reklam arası vereceğiz. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.